dostlar, Recep Tayyip Erdoğan kaptanlığında hükümet gerçekten bu korona döneminde diğer yatırımları da hiç aksatmadılar. Bir taraftan anormal yatırımlar devam ediyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız çok artmış. Yani sevindirici pek çok şey oluyor. Galiba hükümetin yaptıklarını anlatma özürlü bir tavrı var. Yaptıklarını iyi anlatamıyor millete. Muhalefetin sesi daha çok çıkıyor. Cak 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 konuşa 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 kendilerine bir haklılık elbisesi giydiriyorlar bazen. Efendim mesela ekranlarda 3-4 gün önce bir haber, minibüste bir bayan yolcu maske takmamış, yolcular minibüs şoförünü sıkıştırıyorlar, indir bu kadını diye. O da tam o sırada bir polis kontrol noktasına denk geliyor. Polisleri çağırıyor. Diyor ki bak bu bayan maskesiz ve kadın da yani hani suyun bu tarafındaki kadınlardan. Başörtülü şöyle baktığın zaman insanın saygı duyası geliyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım nasıl bir çirkef, nasıl bir pislik, nasıl bir edepsiz, nasıl bir küstah. Polisleri neredeyse dövecek. Maskenin hastalıktan koruduğuna dair bana bir heyet toplanıp bilgi versin, beni inandırsın. Ya polis diyor ki hanımefendi bak, aldılar götürdüler arabada hıfzıssıhha kanunu açtı polis. Bak hıfzıssıhha kanununa göre bu yasak, sana ceza yazacağım dedi. Hıfzıssıhha kanununa göre. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Polise çemkiriyor bir tarafta. Allah'ım dedim, şu anda şu minibüste olup da o kadına bir Osmanlı tokadı yapıştırsaydım. Polis yaptığı zaman suç da, benimki de suç da ama abi ben de vatandaş olarak öfke hakkımı kullandım. Lan ne edepsiz kadınmış. Allah bunun kocasına sabır versin. Çekilecek gibi değil. Polis ceza yazdı, cezayı aldı. Çat 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 yırttı, suratına attı. Polis diyor ki bak hanımefendi, şimdi polis kadına bir ters davransa bu sefer herkes, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepsi ayağa kalkacaklar. Hanımefendi bak polise mukavemet gösteriyorsun. Yapma bunu diye şey yapıyorlar. Efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki yazılan bu cezaların hepsini affedeceğiz. İkinci edepsizlik. İkinci edepsizlik. Hükümet millete zulüm olsun diye ceza yazmıyor. Bakın hastalık ve ölüm oranlarını şu son bir ay içerisinde ciddi olarak düşürdük. Ya bu hükümet bize zulmetmek için değil, bize hizmet etmek için var. Kapatılan bütün kafeler, lokantalar, bütün bunlar bu hükümetin bindiği dalı kesmesi aslında. Yani nasıl bindiği dalı kesmesi? Bir taraftan millet öfkeleniyor, oyla tehdit ediyor böyle. Bir taraftan da o dükkanlar açık olacak ki hükümetin cebine para girsin, o parayı da vatandaşa dağıtsın. Yani hükümet hastalıkla mücadele edebilmek için kendini feda ediyor. Ya bu işin doğrusu bu. Arabalar, milyonlarca araba sokağa çıkacak ki devlet aldığı mazotu, benzini 3 misli, 4 misli fiyata vatandaşa satsın, hazineye para girsin. Yani bunları engellediği zaman
Hükümet zordu aslında ama bak hastanelerimizin %90'ı dolmuştu. O kadar da korona hastanesi yapıldığı halde. Dostlar bu iş şaka bir iş değil, kolay bir iş değil. Devlet idare ediyor adamlar. Ya biraz merhametli olun. Şimdi bu kadın belki ilkokul mezunu, belki ortaokul, lise mezunu bilemiyorum. İkinci bir cahile parmak basmak istiyorum. İkinci bir cahil. Bu diplomalı cahil. 100 numaralı bir televizyon kanalında konuşuyor. Bir açık oturum. 100 numaralı bir televizyon kanalında. Bir baktım künyesinde doçent yazıyor. Allah seni ıslah etsin. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Bu kadar cehalet. Ne diyor biliyor musunuz? Bak bir tarafta bu milletin başörtülü bir kadını var. Bir tarafta da üniversitedeki doçenti var. Efendim ben seküler bir yaşam tarzını benimsiyorum. Akşam 10'da meyhaneler, kafeler her yer kapatılıyor. Evet. Ben halbuki 10'da değil 12'ye 1'e kadar içki içmek istiyorum. Hükümet benim yaşam tarzıma müdahale ediyor. Bunu bile bile yapıyor bu hükümet. Abi bu adamı yemeklerden sonra her gün 2 saat dinlenip dinlenip döveceksin. Ulan geri zekalı. Bu memlekette camiler teravih namazlarına kapatıldı. Cuma namazlarına kapatıldı. Diyanet fetva verdi. Salgın hastalık dönemi diye. Cuma namazlarına kapatıldı. Suudi Arabistan Kabe'yi hacca kapattı. Hacca kapattı. Sen şimdi Recep Tayyip Erdoğan kaptanlığındaki bu hükümetin din düşmanı olduğunu söyleyebilir misin? Gerizekalı adam. Bu hükümet seni koruma, senin gibi gerizekalıların da dahil olduğu bu büyük aileyi korumak istiyor. Onun için yapıyor bütün bunları. Sayın Cumhurbaşkanım, siz her şehirde bir üniversite açtınız ve bununla da iftihar ediyorsunuz. Hatta şimdi mesela Konya'da 3 tane oldu yanılmıyorsam. Her şehire ikinci üniversite açmak hazırlığındasınız, yapıyorsunuz bir taraftan. Lise açar gibi üniversite açmayı artık bırakın. Allah için nitelikli öğretim görevlisi yetiştirin. Yahu şu geri zekalı adamın yetiştirdiği öğrenciden ne beklersiniz siz? Adamın kendisinde bir şey yok ya. Adam 12 saat 10'a kadar, akşam 10'a kadar içkini zıkkımlandın, içtin. Sana kimse niye içtin demiyor. Ondan sonra daha doymadıysan bir şişe, 5 şişe, 10 şişe zıkkımlanacağın kadar rakı al, şarap al, viski al, vodka al. Evine git, evinde zıkkımlan. Sana kimse niye içtin diyor mu? Sana 10 şişe rakı almışsın, şarap almışsın. Alamazsın diyor mu? Bunun seküler yaşam tarzına müdahaleyle ne alakası var? Ya bu toplumun fikri yapısına müdahale edildi. Sicilimiz bozuldu bizim ya. Bir doçent söylüyor bunu. Doçent. Allah ıslah etsin diyeceğim ama yani hiç de ümitsiz olmadan gene de evet yönetmen arkadaş diyor ki Fatih abi Allah'tan ümit kesilmez diyor. Gene de biz onun adam olmasına dua edelim. Hayırlı günler efendim.